Merhaba arkadaşlar. Yeni paylaşımlar, değişik montaj serimiz hızla devam ediyor. Deneme aşamasında olan bu sürümü kendiniz girip, oynayıp hem elmas kazanmak hem de yeni şeyleri görmenizi çok istedim. Ama bir türlü beklenen kodu göndermediler. Bu konu hakkında iletişim kurduğumda dönüş olarak Hindistan serveri nedeniyle bütün deneme platformları doluymuş. Biliyorum ki hepinizin istekleri var. Hepiniz alok istiyorsunuz, elmas istiyorsunuz. Neredeyse her gün yüzlerce kişi benden alok istiyor. Keşke elimde olsa da alok yağdırabilsem. Ama benim kendi hesabımda da alok yok. Gerek de duymuyorum. O kadar emek verip full dizdiğim hesabım askıya alındıktan sonra para yatırmayı bıraktım. Ama sizler için çok güzel bir sürprizim var. Bedava nasıl alok alınır ve elmas kazanılır, bunun videosunu çekeceğim. Böylece hepiniz istediğinizi kendiniz alacaksınız. Elmas kısmını hallettikten sonra gelin de bu yeni güncellemeyi inceleyelim. Abone değilseniz abone olmayı, güzel yorumlarınızı eksik bırakmayın. Unutmayın ki siz olmadan hep biraz eksiyiz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, önce lobimize bakıyoruz. Bakın, sol taraftaki şu anki güncel halde, sağ taraftaki pencerede ise gelecek olan OBI25 güncellemesi. Şimdi bakın arkadaşlar, şu an görüntüleri görüyorsunuz. Piyak meydanı olsun, binalar olsun, biraz daha modern, biraz daha karışık. Eski sürümde ise genelde çoğu alan yeşillik ve çarpışmak için hazır. Ama yeni güncellemede piyakın bütün alanını yollar, ağaçlar ve bahçe çitleriyle çevrelemişler. Şimdi piyakın oraya iniyoruz ve bakalım nasıl bir şey, onu göreceğiz. Bakın şu an gördüğünüz gibi duvarlar desenli. Yani bir köy havası vermişler. Taşlarla dizili. Bu şekilde hem eski hem de yeni karşılaştırmak istedim. Böylece sizler ayrıntıları daha iyi görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın evlerin yapıları hiçbir şekilde değişmemiş. Sadece boya atmışlar, duvarları değiştirmişler. Bir de yollara yaya geçitleri, asfaltlar yapmışlar. Onun dışındaki her şey zaten aynı. Sadece biraz renklendirmişler. Bakın duvarlar hep ağaçlı. Şekilli güzel ağaçlar. Hatta güzelce tıraşlamışlar. Piyak meydanının direğindeyiz arkadaşlar. Bakın şu an tam orta yerdeyiz. Bakın gördüğünüz gibi büyük şehir el atmış. Peyzaj düzenlemesi yapmışlar. Park, bahçe. Artık bu parklara da rahatça gezebiliyoruz. Aha, biri sıktı şimdi. Sen arkadaşlar bunun icabına bakın. Sonra farklılıklara devam edeceğiz. Gel paşa gel. Gel yaklaş gel. Bir arkadan sıkmak adamla yakışmaz, gel. Ya bir şey yapmayacağım, gel. Bak 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 bak. Bomba da atıyor. Heh. Biraz daha hızlı at, biraz daha. Buraya gelmiyor. Ah sana bombe. Böyle attır bak. Gel bak, gel 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 gel, al sana. Neyse, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın meydan hep parke çalışması yapmışlar, asfaltlar, betonlar. Yani şu an tuhaf gözüküyor. Umarım her güncellemede olduğu gibi sadece birinci haftadan sonra alışırız. Yani öyle umuyorum. Yoksa İnanın çok karmaşık bir yapı yapmışlar. Önceki Bermuda'yı şimdiden özleyeceğiz. Bunu biliyorum. Çünkü önceki Bermuda'da renkleri biraz daha açıktı. Biraz daha gündüz tonları vardı.
Şimdi ise biraz daha koyu ve gri tonlar. Tabii gölgelendirmeler de var. Binaların içlerine hep fayans döşemişler arkadaşlar. Kare kare fayanslar. Yani boş duruyor. Gri. Gri renkler biraz yoğun. Gri ve kahverengi. Yani bir süre böyle devam edeceğiz gibime geliyor. Dümdüz araziler yerine böyle çentikler, yollar, kaldırımlar. Ama genel itibariyle binaların yeri, oturumu aynı. Değişmemiş. Bakın gördüğünüz üzere şu an samanlığa gireceğim. Biraz güzel boya yapmışlar. Yani sade yerine biraz boyalı. Bakın meydan şöyle gözüküyor. Göstereyim şimdi. Peyakın. Peyak böyle olacak. Ve şu an elimizde de yeni silahımız var. Tırpan. Bu tırpan da gelecek arkadaşlar. Hemen bir meydana tekrardan bir göz atalım. Etrafı kolaçan edelim. Yani güzel bir şehir havası vermişler. Düzgün. Ama bizim için kaos yaratmamız için her şeyin karmaşık olması lazımdı. Şöyle hızlıca bir aşağı inmek istiyoruz. Orayı da size bir göstereyim arkadaşlar. Şimdi botlar yine aynı şekilde botları dizmişler. İçeriye botları dizmişler. İki sıkıp kaçıyorlar. Elinden geldikçe iki kare de eşit şekilde yapmaya çalıştım. Böylece bölgelerdeki değişiklikleri ani olarak fark edebilirsiniz diye. Ağaçların şekli biraz daha değişik. Çam ağaçları biraz daha güzel sanki. Binalar biraz daha yükseltilmiş. Öyle gördüm. Onun dışında direkler biraz daha yüksek. Yani koruma için. Araçlar aynı arkadaşlar. Araçlarda bir değişiklik yok. Yani her ağaç yine yerli yerinde, sadece görsel olarak değiştirmişler. Temasını değiştirmişler diyelim. Şurada bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Çok yüksek olan kısımların içerisini biraz düşürmüşler. Bakın arkadaşlar, yeni güncellemede sağdaki araç hızlı giriyor ama biz çıkamadık. Bizim aracımız çıkamadı. Hemen arkadan dönüp dolaşıp geleceğiz arkadaşlar. Bu da biraz zaman alacak. Baksanıza bu yükseltiler, bu şeyler falan. Aslında güzel bir şey. Yani çoğu durumda bu alanları kullanamıyorduk. Yani hem buradan inerken canımız gidiyordu, hem sıkıntılar yaşıyorduk. Öbür tarafı da aynı şekilde eğimimiz azaltmış. Bakın düşmek yerine yavaşça inebildik. Mil'de ufak tefek gelişmeler var. Ufak tefek çalışmalar yapılmış. Araçlar, binalar yine aynı şekilde düzene, aynı şekilde değişmiş. Hatta buraya yeni bir kamyon park etmişler. Ama onun dışında genel anlamda aynı her şey. Şöyle yukarı çıkıyoruz. Biraz daha hangar tarzı çalışma olmuş. Onun dışında bütün eşyalar yerli yerinde. Bir de şurada bir şey dikkatimi çekti. Bir saniye şunu patlatalım önce. Bu binanın çapısı ve tavanı biraz değişmiş. Yani ona çatı yaptırmışlar. Hemen yukarı çıkıp bakalım bir. Evet, yeni güncelleme ile böyle bir çatı. Burada hem saklanmak hem de güzel vuruşlar yapmak gayet güzel olacak. Yani yine iner inmez silahı alıp buraya çıktığımızda aşağıdaki herkesi mıhlayabiliriz. Kısım da tamam arkadaşlar. Şimdi buradan da es geçelim. Yani çoğu yeri göstermek istiyorum ama süre çok uzadığı için de bir şey yapamıyorum arkadaşlar. O yüzden seri geçmek istiyorum. Yani neredeyse
her şey yerli yerinde. Sadece bir temasında bir değişiklik var. Şimdi bu arka tarafı bir dolanıp göz atalım. Yani hendekleri, çukurları aynı. Sadece bir beton arama yapılandırması var. Onun dışında her şey aynı. Araçlarımıza da değişiklik yoktur demiştim arkadaşlar. Bakın yol biraz daha asfalt çizgili. Sanırım seçim yaklaşıyor. Ve hızlıca göz atmak istiyorum. Uzun olmasın diye arkadaşlar biraz kısa keseceğim. Merak eden arkadaşlar yorum bırakırsa eğer geri kalanında bir video daha çekebilirim. Ama şu an bu yeterli olacak diye düşünüyorum. Yine de sizlerin yorumunu bekleyeceğim. Palmiye ağaçları özellikle çok dikkat çekiyor. Biraz daha aşağıda. Hem ağaçlar olsun hem renkler olsun biraz daha şey duruyor. Cazip duruyor. Ama tabi gelmeden, tam denemeden buna karar veremeyiz. Yani şunu unutmayın ki her bir yenilik iyiye bir adım daha yaklaşmaktır. Buradaki binalar hep farklı, yani ufak tefek kulübeler eklenmiş. Bunlar da gözden kaçmadı. Bu bölgeleri taradık. Şimdi yukarıya çıkalım. Bakalım yukarıda neler var. Ama şu dikkatimi çekti arkadaşlar. Yükseltileri biraz daha düşürülmüş. Çünkü normalde şurada zıplaya zıplaya çıkarken bakın sağ taraftan hiç zıplamadan bir çırpıda yukarıya çıkabildi. Bu da oyunun biraz daha hasarlarının yontulmuş hali demek. Yine Piyak Meydanı'na çıktık. Piyak Meydanı'na da palmiyeler dikmiş arkadaşlar. Yani görsel olarak farklı bir güzellik katmış. Biraz Kalahari, biraz Bermuda karışık halde şeyler olmuş. Döndük dolaştık gene Piyak Meydanı'na geldik arkadaşlar. Video daha fazla uzun olmasın diye burada bırakacağım arkadaşlar. İlerleyen zamanda yeni videolar, yeni seriler tabii ki de yine sizlerle olacaktır. Sizlerin desteği daha güzel şeyler yapmamıza yardımcı oluyor. Bunu unutmayın.